gün yapılan plan ve o gün yapılan inşaat bedeliyle ilgili bütçe ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle Ocak, Şubat ve Mart ayında önlenemez ve tahmin edilemez demir çimento fiyatlarına 1'e 4 artışıyla birlikte bunlar bir müddet daha revize edilmek zorunda kaldı. Ayrıca eleştiriyorlar. Geçen bir yerde de vardı bir siyasi hanımefendi. Ya dedi pazarı sen yapmıyorsun ki niye övünüyorsun diye. Bir Allah aşkına ben ne zaman pazarı Bakırköy Belediyesi kendi olanağıyla yapıyor dedim. Her gittiğim toplantıda şunu söyledim. Sokaklarında pazar kurduğumuz yurttaşlarımızdan özür diliyoruz. Onların gösterdikleri sabra müteşekkiriz. Ayrıca bunca ekonomik zorluğa rağmen yine de fedakarlık edip pazarın üstünü kapatmak, altına otopark yapmak, modern 75 bin metrekare alanda bir pazar yapma konusunda fedakarlık eden pazarcı esnafına da teşekkür ediyoruz diye defalarca söyledim. Defalarca söyledim. Ve şu söz lütfen kulaklarınızdan hiç çıkmasın. Çok sık iğneledim. Dedim ki her iyi şey sabırdan sonra gelir. Defalarca söyledim. Ve bir kez daha sizin huzurunuzda sokaklarında pazar kurduğumuz Osmaniye halkından, Kartaltepe halkından bir kez daha özür diliyoruz. Onların sabrına müteşekkiriz. Pazarcı esnafına bir kez daha teşekkür ediyorum gösterdikleri fedakarlıktan dolayı. Ve yineliyorum. Her iyi şey sabırdan sonra gelir. Ve sordunuz. Evet, Kasım ayında sokaktan kalkmak zorunda. Kasım ayında sokaktan kalkıyor. Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla Kasım ayında pazar yerinin açılışını yapıyoruz. Pazarcılara teşekkür etmek için, halkımızdan da gösterdikleri anlayışa şükranlarımızı sunmak için sizi de o gün oraya bekliyoruz. Ha diyeceksiniz ki, ya yap işlet devret de, özür dilerim diyeceksiniz değil dediniz. Yap işlet devret de eleştiriyorsunuz. Tabii ki eleştiriyoruz. Tabii ki eleştiriyoruz. Yap işlet devreti siz şehir hastanelerini yaparken kime verdiniz? Hangi müteahhit firmaya verdiniz? Ne karşılığında verdiniz? Hangi hasta sayısı için verdiniz? O yaptığınız köprüleri kime verdiniz? Üstünden kaç araç geçeceğini teminatıyla verdiniz. Biz pazar yerini orada 40 yıldır pazarcılık yapan pazarcılığa verdik. Hangi yap işlet devlet? Yani yap işlet devleti bir müteahhit firmaya mı verdik? Uluslararası bir tröste mi verdik? Kime verdik? Oradaki 3000 tahta sahibi 700-800 tane pazarcıya verdik. Onları dışarıdan mı getirdik? Ya 40-50 yıldır başarılarınızın yanında övgüden de kaçınmayın. Türkiye'nin dört bir yanından, buna Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler dahil, bu işi nasıl yaptınız bize de yol yöntem gösterin diye gelip fikir aldılar. Dolayısıyla burada eleştirilecek değil, aksine takdir edilecek, övgüye değer bir sonuç var. Bundan her zaman iftihar edeceğim. Hiçbir günde bu konuyla ilgili olarak benim vicdanımı rahatsız edecek en ufak bir sorunumuz da olduğunu düşünmüyorum. Değerli arkadaşlar,